Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz en son sizinle kalıtımla ilgili sorular çözmüştük şimdi kalıtımı moleküler temeline geçiyoruz yani biz kalıtımı genel hatlarıyla gördük şimdi daha detaylı olan kısmına geçiyoruz yani biz burada neyden bahsedeceğiz DNA'dan ve protein sentezinden bahsedeceğiz. İlk olarak DNA replikasyonunu anlatacağım size. Daha sonra protein sentezine geçeceğiz. Yine konunun pdf'sini açıklama kısmını ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. Protein sentezinin PDF'si de yine bu e, atacağım PDF'nin içerisindedir. Onun videosunu daha sonra yine yükleyeceğim. Evet, ilk önce DNA'nın özelliklerine bakalım şimdi. DNA ilk araştırılmaya başladığı zaman aslında kalıtsal molekülün DNA değil de proteinler olduğu varsayılıyordu. Ama birkaç yapılan işte e, deneyler sonucunda aslında kalıtsal maddenin protein değil DNA olduğu bulunmuştur arkadaşlar. Bunu da nasıl yapmışlar? Bakteriler ve virüsler üzerine çalışarak ortaya koymuşlar Morgan ve arkadaşları. Morgan DNA ile ilgili çalışmalar yapan önemli bir bilim insanıdır arkadaşlar. Genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını bulmuş ve bunun sonucunda da kromozomların iki tane kimyasal bileşeni olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar da nedir? DNA ve protein. Şimdi DNA ve protein kalıtsal madde için aday olmuşlar ama hangisi kalıtsal maddedir? Bununla ilgili tabii ki deneyler yapmışlar. İlk olarak DNA'nın bakterileri değiştirebildiğine ilişkin bir kanıt bulmuşlar arkadaşlar. Nedir bu kanıt? Bakın şöyle. Griffith dediğimiz bir bilim insanı var. Bu bilim insanı araştırma yaparken hücrelerin dış ortamda bulunan DNA'yı içeriye alarak fenotip ve genotiplerinde değişiklik oluşturabildiğini görmüştür. Bu olaya da transformasyon demiştir. Yani bir hücre dışarıda bulunan DNA'yı kendi içerisine alabilir ve bu DNA sonucunda fenotipinde ve genotipinde değişiklikler oluşturabilir. Buna da transformasyon demiş. Mesela Önemli bir deney var, değil mi? Bu farelere ekliyorlar, fare yaşıyor, ölüyor falan diye. Şimdi bakın, birinci deneyimizde Griffith şöyle bir deney yapıyor arkadaşlar. Birincisinde canlı olan bakterileri, patojenleri fareye veriyor, fare ölüyor. İkincisinde arkadaşlar ee, kontrol etmek amacıyla patojen olmayan bir bakteri veriyor, yani kapsülsüz kapsülsüz bir bakteri veriyor kapsülsüz bakteriyi verdiği zaman fare yaşıyor. Bakın burada kapsüllü bakteri var. Burada kapsülsüz bakteri var. Bunlara S hücresi, R hücresi deniliyor. Şimdi diğer bir bakteriye ise ne yapıyor arkadaşlar? Ölü olan, S yani kapsüllü olan bakteri veriyor. Ama ölü olduğu için ne yapıyor? Fare yaşıyor. En son olarak da ne yapıyor? Normal ölü kapsüllü bakteri ile ölmemiş olan yani yaşayan canlı bir bakteriyi fareye veriyor ve farenin yine tekrardan öldüğünü görüyor. O zaman diyor ki bu kalıtsal madde hücrenin içerisine alınıyor. Yani mesela bu canlı olan bakteri tarafından hücrenin içerisine alıyor. Bu canlı olan bakteri bu özelliğe sahip oluyor ve farenin ölümüne sebep oluyor. İşte burada arkadaşlar söylediği şey nedir? DNA'dır. Proteinin hücrenin içerisine aldığı zaman sindiriyor ama DNA'yı kendi DNA'sını ekleyerek ne yapmış burada? E, o özelliği kazanarak artık direnç geni kazanmıştır ve farenin ölümüne sebep olmuştur bakteri. Burada bakterilerle ilgili yapılan deney bu şekilde. Bir de virüslerle ilgili bir deney var arkadaşlar. Şimdi bakteriler viral DNA ne yapıyor? Şimdi bakterilerde çoğalan virüslere biz bakteriyofaj ya da faj diyoruz. Zaten Buna bu konuları anlattıktan sonra virüsleri de anlatacağım size. Şimdi virüsün bir virüsün çoğalabilmesi için o hücreyi ele geçirmesi lazım. Onu enfekte etmesi lazım ve hücrenin metabolik sistemini ele geçirmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada da böyle bir deney yapılmış. İlk önce virüsün yapısına bakalım. Bakın fajdır bu. Yani bakterilerde çoğalan bir virüstür. Bakın şurada ortada DNA'sı var. Etrafında arkadaşlar proteinden oluşmuş bir kapsit dediğimiz yapısı var. Protein kılıftır. Şurada bir kuyruğu var. Şunlar da nedir? Yine kuyruğun e, ucunda bulunan arkadaşlar yapılardır bunlar da kuyruğu oluşturan yapılardır genetik materyalini ne yapıyor bakterinin içerisine bu kuyruklar sayesinde gönderiyor arkadaşlar genetik materyalini ve genetik materyali hücrenin metabolizmasını ele geçirerek hemen genetik materyali çoğalmaya başlıyor burada da öyle bir deneyimiz var arkadaşlar burada ne yapmış bakın bakteriler bakın şurada birinci numarada Şöyle biraz daha yakınlaştırarak göstereyim. Şimdi birinci numaralı olayda bakterinin DNA'sı bakteri pardon virüsün DNA'sı bakteriye aktarılıyor. Daha sonra arkadaşlar bu virüs DNA'larının hani çoğaltabilmesi için bakteri santrifüj yapacağım. Santrifüj demeyelim de e, deney tüpünün içerisine alınıyor. Daha sonra bu deney tüpü mikre, içerisinde bulunan sıvı mikserden geçiriliyor. Yani aslında parçalanıyor. Parçalandıktan sonra tekrardan bakteriye veriliyor arkadaşlar. Ve yani bakterinin bu ortamda çoğalması sağlanıyor. Ve eee santrifüj yapıldığı zaman buradaki sıvının santrifüj yapıldığı zaman dibinde bir çökelti görülüyor. Bu dibinde ne var? Bakteri hücrelerinin bulunduğu e, çökelti vardır arkadaşlar. Bu çökelti bu çökmüş olan yapı bakterilerden oluşur. Üst tarafta bulunan pembe yapı ise virüslerden oluştuğunu görüyorlar. Daha sonra bakın, normalde yapılan deneyde ise hani virüslerin bakterinin içerisinde yaşadığına dair bir kanıt bu. Dair bir kanıt. Başka bir olaya baktığımız zaman ise Radyoaktif DNA virüsün içerisinde radyoaktif DNA var. Bu virüs bakteriyi enfekte ediyor. Yani bakterinin içerisine DNA'sını aktarıyor. Daha sonra içerisinde bakterinin içerisinde bulunan çözelti yine santrifüj edilerek e, çökeltinin dibinde bakın santrifüjün dibinde yine hücreler var. Burada radyoaktif bakteriyi bulunduran hücreler var. Üst kısmında ise arkadaşlar yine virüslerin bulunduğunu görüyorlar. O zaman diyorlar ki Virüsler bakteriyi enfekte eder, DNA'sını bakterinin içerisine gönderir, daha sonra bu bakteriyi DNA ele geçirir ve bakterinin metabolizmasını kullanarak kendisini çoğaltır. Çoğaltarak tekrardan virüsler ne yapar bakteriyi parçalar ve dışarıya çıkar diye deneyini oluşturmuş oluyor. Böylece arkadaşlar DNA'nın aslında kalıtsal materyal olduğunu bulmuş oluyorlar. Evet, şimdi DNA'nın bulunduğuna ilişkin olayları anlattık. Gelelim DNA'nın yapısal modeline. Arkadaşlar, Watson ve Crick DNA'nın ikili sarmal yapıda olduğunu bulmuşlardır. Bundan önce birçok bilim insanı tabii ki deneyler yapmış. Biraz sonra hani şöyle DNA'nın yapısını da zaten burada göreceğiz ama Watson ve Crick'ten önce DNA modeline bakıldığı zaman tamam halkasal modelinin sarmal yapıda olduğunu falan buluyorlar. Ama Temel iskeleti, bu şeker fosfat iskeletinin tam ortada olduğunu bilmiyorlar. Yani şeker fosfat iskeletinden, omurgasından bahsedemiyorlar. Bunu bahseden kimdir? Watson ve Crick dediğimiz bilim insanlarıdır. İkili sarmal yapıda olduğunu buluyorlar ve bu modele göre şöyle diyorlar. Hidrofobik olan azotlu bazlar birbirine bakar. Yani adenin, timin, guanin, sitozin bunlar birbirine bakıyorlar. Şeker fosfat iskeleti ise dış tarafa bakar. Önceki bilim insanları şeker ve fosfatın birbirine bakıp bazların dışarıya baktığını söylemişler ama Watson ve Crick bunu kesinlikle bu şekilde olduğunu bulmuşlardır. Şeker fosfat iskeleti birbirine anti -paraleldir. Hani üç üssü, beş üssü falan diyoruz ya. Bu anti olduğunu yine Watson ve Crick bulmuştur. Yani kısaca bunu ne yapıyorlar? İp merdiven sistemine benzetiyorlar arkadaşlar. İp merdiven sistemi hani ip merdivenler vardır ya şöyledir. İki tane ip vardır böyle. Oralar artalarında da basamaklar vardır. Aynı buna benzetiyorlar. Şu merdivenlerin olduğu kısım şuralar baz kısımlarıdır. İpin olduğu kısım ise arkadaşlar şeker fosfat iskeletidir. Bu şekilde ip merdiven sistemine benzetmişlerdir. Bunlar diyor ki ikili sarmalın azotlu bazları yani şu ortada bulunan azotlu bazlar özgül kombinasyonlarla eş oluşturmuşlardır diyor. Adeninle timin ile de sitozin ikili oluşturarak bu şekilde eşleştirme yapıyorlar. E, bu eşleştirme yapma olayını da normalde şöyle hesaplıyorlardı. Hani bakıyorlar ki e, molekül olarak baktıklarında hani adeninin karşısına guanin de gelebilirdi diyorlar. Hani bununla ilgili bazı deneyler yapıyorlar ve en sonunda adeninin timine karşı guaninin de sitozine karşı olduğunu biliyorlar. Ve bu şekilde adeninin timine guanin sitozine karşı bulduklarında azotlu bazları da yapı olarak da ikiye ayırmış oluyorlar arkadaşlar. Pürin ve pirimidin bazları olarak. Pürin bazları adenin ve guanindir ve bunlar iki tane organik halkaya sahiptir. Biraz sonra şekil olarak göstereceğim. Pirimidin bazları ise Guanin ve stozindir. Bunlar da tek organik halkaya sahiptir. Ayrıca pirimidin bazlarına RNA için bir de urasili de ekleyeceğiz arkadaşlar. Urasili de RNA'da bulunan azotlu bazdır. Azotlu bazların arasında hidrojen bağları kuruluyor. Adeninle timin arasında ikili, guaninle stozin arasında da üçlü hidrojen bağı var deniliyor. Ve DNA'nın yapısına baktığında, ikili sarmal yapısına baktığında DNA'da adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir diyor. Çünkü bunlar birbiriyle eş oluşturarak bir araya geldikleri için mecburen sayıları da ne olacak birbirine eşit olacak diyorlar. Şekil olarak bakalım. Bakın burada şurada arkadaşlar timin var. Timin tek halkalı gördüğünüz gibi guanin var. Guanin çift halkalı Sitozin yine tek halkalı. Adenin arkadaşlar yine çift halkalıydı. Ne dedik? Adenin ve guanin çift halkalı dedik. Timinle sitozin de tek halkalı dedik. Hemen şurada da şeker fosfat iskeleti var. Bakın şurası da nedir? Şeker fosfat iskeletidir arkadaşlar. DNA nükleotidinin özellikleri bu şekilde. Bu arada DNA'nın yapı taşı nedir? Nükleotittir. Bir nükleotidin yapısında da ne vardı? Azotlu baz. 5 karbonlu şeker bir de fosfat grubu vardır. Şöyle isterseniz nükleotidin yapısını ben size şöyle kısaca bir anlatayım. Aralarındaki baz şey e, bağları da söyleyeyim. Şöyle azotlu bazımız var. Azotlu baza bağlı 5 karbonlu şeker ve buna bağlı da fosfat grubu H3PO4 olarak gösteriyoruz fosfat grubunu. Bu 5 karbonlu şeker DNA'da bulunuyorsa deoksiriboz deoksiriboz DNA'da bulunan şeker, RNA'da bulunan şekerde nedir? Ribozdur. Bazları da ayırmıştık değil mi? Pürin bazları bir de pirimidin bazları olarak. Pürin bazları adenin ve guanin, pirimidin bazları da sitozin, timin ve urasil. Urasil sadece RNA'da bulunur. Timin de sadece DNA'da bulunur. Fosfat grubu ise her ikisinde de vardır arkadaşlar. Tüm nükleotitlerde ortaktır. Eee bazla Şekerin yan yana gelerek oluşturduğu yapıya şurayı sileyim. Şöyle. Bazla şekerin yan yana gelerek oluşturduğu yapıya biz nükleozit diyoruz. Nükleozit. Yapısına bir de fosfat katıldığı zaman ise artık ismi ne oluyor? Nükleotit oluyor. Peki aralarında hangi bağ bulunuyor? Bazla 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı bulunur. Glikozit şekerle fosfat grubu arasında ester bağı bulunur. Ester. Bu e, fosfat grubuyla alt taraftaki yani şuraya bir tane daha baz eklediğimi düşünün. Alt taraftaki fosfat grubu arasında bir bağ daha kurulur. Biz bu bağda ne diyoruz? Fosfodi ester bağı diyoruz. Fosfodi ester bağı diyoruz. Yani sırasıyla da ezberleyebilirsiniz. Bakın glikozit, ester, fosfodiester. Hani sırasıyla da bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bakın DNA'nın yapısına bakıyoruz yine burada. Adenin ile timin arasında bakın ikili hidrojen bağı, guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağı bulunuyor. Bu arada arkadaşlar e, Van der Waals bağları falan da var buralarda. Kovalent bağları, hidrojen bağları. Mesela şuradaki bağlar bakın şekerle fosfat arasında bulunan bağlar kovalent bağlardır. Mesela ne dedik? Fosfodiester bağı dedik değil mi? Kovalent bağ. Yine karbonlar arasında bulunan bağda bunlar da van der Waals bağlarıdır. Birbirine bağlayan bağlardır. Evet DNA'nın şu şekilde de yapısını görmüş oluyoruz. Burada da arkadaşlar DNA'yı daha basit halde göstermiş. Bakın şöyle açık halini göstermiş. Bu şekilde daha basite indirgemiş olarak gördük. Gelelim şimdi Proteinler, DNA'nın replikasyonunda ve tamirinde nasıl çalışıyor? DNA replikasyonu nasıl gerçekleşiyor? İlk önce genel bir bakış yapalım, daha sonra yakından DNA polimeraz, DNA ligaz gibi enzimlerin çalışmalarına, yani DNA replikasyonuna bakalım arkadaşlar. Şimdi bilim insanları DNA'nın yapısını bulurken, DNA'nın nasıl eşlendiğine dair makaleler de hazırlıyorlar. Basım ve de arkadaşlar DNA replikasyonu ile ilgili bir makale hazırlıyor. Bu makaleye göre diyorlar ki DNA'nın ikili sarmal yapısı açılır ve her bir zincirin karşısına yeni zincir sentezlenir. Zaten şu an için bizim anlattığımız kabul gördüğümüz hipotez de budur. Bu eşleme olayına biz ne diyoruz yarı korunumlu yani semi konservatif model diyoruz yarı korunumlu eşleme semi konservatif model diyoruz arkadaşlar. Peki Diğer modeller neler? Sonuçta başka bilim insanları da bununla ilgili araştırmalar yapıyorlar ve bunlar diyorlar ki ya saklı konservatif yani saklı olan tam korunumlu olan modeldir ya da dispersif modeldir. Dispersif model ise karmaşık olan bir model. Şöyle açıklayayım. Bakın konservatif olan yani saklı olan da diyor ki DNA diyor eşlenir diyor ama eşlenirken şu zincir diyor. Hani mesela zincirler açılıyor ya. Mesela benim ana zincirim bu olsun. Zincirler açıldıktan sonra buraya bir zincir sentezleniyor. Buraya bir zincir sentezleniyor. Daha sonra bu mor olanlar birbiriyle tekrardan birleşiyor. Pembe olanlar da diyor bu ikisi de birbiriyle birleşiyor diyor. Yani diyor ana zincirler birbirinden tamamen kopmaz diyor. Hani tekrardan sonrasında birleşir diyor. Bu konservatif yani tam korunumlu model. Böylece ben bir DNA'yı tam korunumlu olarak eşlemiş oluyorum. Geriye kalanlar da bu eşlemeden sadece şifre alanlardır. Semi konservatife baktığımız zaman ise semi konservatifte yani yarı korunumlu olan eşlemede DNA zincirleri açılıyor. Her bir zincirin karşısına yeni zincir sentezlenir. Daha sonra bu zincirler birbiriyle sarmal oluşturur. Biz buna da her bir zincir Şimdi DNA iki zincirden oluşuyor ya her bir zincir başka bir DNA'ya gittiği için yarım bir şekilde kendini korumuş oldu. O yüzden de yarı korunumlu yani semi konservatif model diyoruz. Bir de dispersif dediğimiz bir model vardır. Burada da arkadaşlar dispersif modelde de karmaşık bir durum var. Yani diyor ki yani bu aslında hiç kabul görmeyecek bir hipotez. Ee, diyor ki DNA'nın zincirleri açılıyor diyor. Daha sonra diyor bu DNA parçacıklar halinde diyor karşısına zincirler sentezliyor diyor Daha sonra bu parçalar diyor birbiriyle eşleşiyor diyor İşte yarısı bir yere gidiyor yarısı bir yere gidiyor Bu şekilde böyle ee, karmaşık bir DNA oluşuyor diyor Dikkat ederseniz bakın açık koyu olan tonlara baktığınız zaman burada Mesela yarısı koyu mavi yarısı açık mavi Hani bu şekilde diyor e, karmaşık bir DNA orta, ortaya çıkar diyor dispersif modelde. Zaten dispersif model hiçbir şekilde kabul görmemiş bir modeldir. Bizim şu an kabul gördüğümüz model hangisi? Semi konservatif yani yarı korunumlu eşleme olayıdır. Şimdi gelelim DNA replikasyonuna yakından bakalım arkadaşlar. DNA replikasyona baktığımız zaman başlama, uzama ve sonlanma şeklinde 3 tane basamaktan oluşuyor. Biz ilk önce başlama basamağına bakıyoruz. Şimdi ne olacak replikasyon sırasında? Bir kere DNA sadece hücre bölünmesi sırasında kendini eşler. Eğer bir DNA eşlenmişse hücrenin bölüneceğini kanıttır. Bunu kesinlikle unutmayın. Başka hiçbir zaman DNA kendisini tamamen açıp da replike etmez. Protein sentezinde bile arkadaşlar DNA'nın tamamı açılmıyor. Sadece belirli bir kısmı açılıyor. O yüzden... Protein sentezinde DNA replikasyonu da gerçekleşir diye bir şey duyarsanız yanlış olur. Çünkü protein sentezi sırasında DNA replike olmaz. Sadece ilgili gen bölgesi açılır. DNA'nın tamamı bile açılmıyor. Ama replikasyona baktığımız zaman replikasyonda DNA'nın tamamı açılacak. Nasıl açılacak? Şimdi başlamaya bakalım. Arkadaşlar, DNA molekülünün replikasyonu replikasyon orijini dediğimiz bölgelerden başlıyor. Bu bölgeler nedir? DNA'nın özel nükleotit dizilimine sahip olan kısa parçalarıdır. Yani şöyle düşünün, şöyle doğrusal böyle karmaşık bir DNA'mız var. Bu DNA üzerinde bir sürü replikasyon orijini bulunabilir. Mesela burada vardır, burada vardır, burada vardır. Ökaryotlar için söylüyorum. Ökaryotlarda birden fazla replikasyon orijini bulunarak arkadaşlar bu orijinler özel nükleotit dizilimlerine sahip olan kısa parçalar. Her biri zaten kendini biliyor. Replikasyon olacağı zaman bu parçalardan DNA açılmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi bakterilere baktığımız zaman ise bakterilerin DNA'sı halkasal olduğu için bunlarda bir tane orijin var. Şekil olarak da göstereceğim size. Bunların kromozomları yani DNA'ları halkasaldır, çemberseldir. O yüzden de bunlar tek bir orijine sahiptir. DNA'yı başlatan yani replikasyonu başlatan proteinler bu diziyi tanıyorlar. Çünkü o orijinde belli bir nükleotit dizilimi var. O diziyi tanıyorlar arkadaşlar ve iki zinciri birbirinden ayırmaya başlıyorlar. Replikasyon kabarcığı dediğimiz bir kabarcık oluşturuyorlar ve bu kabarcığı aşarak da DNA'ya tutunuyorlar. Proteinler, replikasyon proteinleri. DNA replikasyonu tüm molekül kopyalanıncaya kadar her iki yönde ilerliyor. Şimdi şekil olarak bakayım şuraya mı koymuştum ben bakterileri? Şöyle bakayım. Evet bakteri DNA'sı bakın şurada. Arkadaşlar bakın şurası replikasyon kabarcığı şu kısım. Buradaki özel diziye DNA ile ilgili replikasyonla ilgili proteinler geliyorlar. Bu özel diziyi tanıyarak replikasyon orijinin açılmasını sağlıyorlar. Açıldıktan sonra proteinler gelip buraya bağlanır. Biri buna bağlanır, biri buna bağlanır. Daha sonra replikasyon her iki yönde şu şekilde devam eder. Biri bu taraftan gider, biri bu taraftan gider arkadaşlar. Bu şekilde her iki yönde devam ediyor. Yani bakın şurada mesela yakından gösterelim. Bakın DNA polimeraz şu. DNA polimeraz ne yapıyor burada? Hemen şey sentezliyor. İşte ikinci bir zinciri sentezliyor arkadaşlar. Burada bir zincir sentezleme olayı gerçekleşiyor. Şimdi primazlardan falan biraz sonra bahsedeceğim. Evet, Şimdi gelelim ökaryotlara. Şimdi bakterilerde dediğimiz gibi tek bir orijin var. O yüzden kolaylıkla orijin açılır. İşte oradan olay gerçekleşiyor. Peki ökaryotlarda nasıl oluyor? Arkadaşlar ökaryotlarda Binlerce orijin bulunur, az önce de söyledim. Özellikle otit dizleri çünkü ökaryotların DNA'sı çok çok uzundur ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Yani bakteri gibi halkasal değil. Nasıldır? Böyle doğrusal bir yapıya sahiptir. O yüzden de arkadaşlar çok sayıda da replikasyon kabarcığı oluşuyor. Bunlar sonunda birleşiyorlar ve çok uzun olan DNA'nın kopyalanmasını kısa sürede gerçekleştirmiş oluyorlar. Şimdi replikasyon kabarcığının her bir ucuna biz replikasyon çatalı dediğimiz yapılar yer alıyor. Y şeklinde olan bu bölgelerde arkadaşlar ana zincirlerin DNA'sını helikaz dediğimiz birkaç çeşit protein iş yapıyor burada. Y dediğim Y şeklinde olan bu bölgede. Peki ne yapıyor bu helikazlar? Helikazlar replikasyon çatallarında ikili sarmalı tersine döndürüyorlar ve iki atasal zinciri birbirinden ayırmaya başlıyorlar arkadaşlar. Onları kalıp zincir halinde kullanılabilir bir hale getiriyorlar. O zaman helikazlar ne yapıyormuş? Hidrojen bağlarına etki ederek zinciri birbirinden ayırıyormuş. Atasal zincirler birbirinden ayrılıyor daha sonra tek zincire bağlanan proteinler arkadaşlar eşlenmemiş DNA zincirine bağlanarak onların ayrı kalmasını sağlıyorlar. Ee, i̇kili sarmalın çözülmüş durumda kalması olması yani daha sıkı büyük bükülmeleri neden oluyor ve arkadaşlar replikasyon çatalının ilerlemesi için zorlanıyor. Peki bu zorlanmayı geçiren hangi enzimdir? Bu da topoizomeraz enzimidir. Yani Helikaz zinciri açtıktan sonra topoizomeraz gidiyor DNA'nın zincirlerine bağlanıyor. Açılan zincirlere. DNA zincirlerinin tekrardan birbirine yapışıp bükülmesini engelliyor. Yani aslında bir e, bu zorlanma dediğimiz olay var ya replikasyon çatanın ilerlemesini zorlandırıyor diye. O zorlanmanın birazcık hafifletilmesini sağlıyor. O zaman helikaz ne yapıyormuş? Bakın enzimler önemli. Helikaz hidrojen bağlarını açıyor. Topoizomeraz da DNA zincirlerinin tekrardan birbirine bağlanmasını engelliyor. Bundan sonra ne olacak? Şimdi bundan sonra e, bakterilerde DNA replikasyonu direkt olarak başlıyor ama ökaryotlarda farklı bir durum var. Arkadaşlar DNA'yı sentezleyen enzimler bir polinükleotit sentezini direkt olarak başlatamıyorlar. Sadece kalıp zincirde nükleotit eşlemesi yapabiliyorlar. Yani bu demiyor ki hani hadi ben başlatayım siz devam edin diyen bir enzim yok. Peki ne olması lazım? DNA sentezi sırasında başlangıç nükleotit zinciri şeklinde arkadaşlar bir DNA zinciri değil de RNA zinciri kullanılıyor. Biz bu RNA zincirine primer adını veriyoruz ve primaz enzimi tarafından sentezleniyor bu e, primer dediğimiz yapı. Mesela şurada bakın e, replikasyon çatalını göstereyim size az önce anlattığımız. Bakın şurada arkadaşlar replikasyon çatalı Y şeklinde değil mi oluşuyor? Helikaz enzimi ne yaptı burada? Helikaz enzimi. Burada zincirlerin ayrılmasını sağlıyor. Bakın topo izomeraz da şurada topo izomeraz da bağlanmış. Zincirlerin birbirinden e, birbirine tekrardan yapışmasını engelliyor. Şimdi buraya da gelip primaz dediğimiz enzim bağlanıyor. Bu primaz arkadaşlar RNA primeri dediğimiz primeri 3'üsü 5'üsü yönünde sentezliyor. Daha sonra ne oluyor peki? Şimdi primaz ana DNA zincirine kalıp olarak kullanıyor. Dikkat ederseniz zaten DNA zincirine bağlanmış burada. Ana DNA zincirine bağlanıyor ve her defasında bir tane RNA nükleotiti ekleyerek bir RNA zinciri oluşumunu başlatıyor arkadaşlar. Bunlar genellikle bu primerler 5-10 tane nükleotit uzunluğunda sadece DNA sentezini başlasın yeter yani. Yeni DNA zinciri de RNA primerinin uçuşu ucundan başlayarak ne yapıyor? Sentezlenmeye devam ediyor. Şimdi RNA primer oluşumunu gösterdik. Burada primer bakın şurada oluştu arkadaşlar. Şurada da yine gösteriyoruz bakın şu kırmızı olan kısım primerdir. Burada RNA primeri oluşuyor. RNA primeri oluştuktan sonra da e, üç üstü 5 üstü yönünde sentez gerçekleşiyor arkadaşlar. Sentez başlıyor. Bu mesela nedir? Şu kırmızı DNA polimeraz 3'tür. Şu helikazdır bakın ne yapıyor? Zinciri kırıyor tekrardan hidrojen bağlarını. Bunlar da arkadaşlar proteinler. Proteinler de bağlanarak yardım ediyorlar. Mesela burada da aynı durum söz konusu. Bakın şurada da yine DNA polimeraz, helikaz enzimi. Burada da ne yapıyorlar? 500-300 yönünde sentez gerçekleşiyor. Primer de zaten şu kırmızı olan yerdir. Ee, ne yapıyor primer arkadaşlar? Replikasyonun başlamasını sağlayan yapıdır. Unutmayın. Şimdi yeni bir DNA zincirinin sentezlenmesinden bahsedelim. Arkadaşlar <laughs> DNA polimeraz dediğimiz enzimler mevcut olan zincire nükleotit ekleyerek DNA sentezini sağlıyor. Yani RNA primer üretilmişti ya primer. Bu primerin üstüne ne yapıyor? Nükleotit eklemeye başlıyorlar. Yani primer aslında burada kalıp olarak kullanılmıyor dikkat ederseniz. Primer bu primaz enzimi tarafından DNA'nın sadece belirli bir bölgesini sentezliyor primaz enzimi RNA primeri olarak 5-10 nükleotit kadar ekliyor. Sonra DNA polimeraz devreye girerek devamını getiriyor. İşte bu primer o yüzden başlangıcı sağlıyor. O yüzden söylüyoruz bunu. Mesela e, DNA polimerazın çok fazla şey vardır. Çeşidi vardır arkadaşlar ama E. coli bakterisi, Escherichia coli dediğimiz bir bakteri de bizim bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bir bakteridir bu. Birkaç tane DNA polimeraz vardır. Ama bakterilerde en önemli olan iki tane DNA polimeraz var. Bunlar DNA polimeraz 3 ve DNA polimeraz 1'dir arkadaşlar. Ökaryotlarda ise daha fazla enzim bulunuyor. Şimdi e, DNA polimeraz 3, 1, 2 falan diyoruz ama ökaryotlarda daha fazla 14-15 tane falan bulunmuştu ökaryotlarda. E, çoğu DNA polimeraz bir primere ihtiyaç duyuyor. Bakın bakteriler haricinde bakterilerde direkt başlıyor. Ama ökaryotlarda DNA polimerazlar primere ihtiyaç duyuyorlar arkadaşlar. E. coli'de yani E. coli'de DNA polimeraz 3 bir DNA nükleotidin RNA primerine ekliyor, daha sonra da ana kalıp zinciri esas alarak DNA nükleotitlerini ucuca eklemeye başlıyor. Aslında e, bakterilerde de primer var, yani RNA primeri var ama ökaryotlardan daha azdır. Çünkü bir tane replikasyon çatalı oluştuğu için bunlarda bir tane RNA primerine ihtiyaç vardır ama ökaryotlarda çok fazla vardır. O yüzden hani prokaryotlarda yok gibi dedim ama aslında bir tane var arkadaşlar. Onu da atlamayalım. Gelelim antiparalel uzamaya. Şimdi üçüsü üstü yönüne ekleme yapıyor. Diğer tarafta ters yönde e sentezini o yüzden biz buna şey diyoruz. Antiparalel uzama diyoruz. Şimdi DNA'nın zincirinin iki ucu birbirinden farklı ve birbirine antiparalel uzanıyor dedik. Yani paralel olmayan şekilde ters paralel gibi düşünebilirsiniz. DNA polimeraz enzimleri ne yapıyorlar? Bir primerin ya da uzayan zincirin sadece 3 üssü ucuna ekleme yapabiliyorlar arkadaşlar. 5 üssü ucuna ekleme yapamıyorlar. Bu yüzden de yeni DNA zinciri şimdi 5 üssü ucuna ekleme yapamadığı için 5 üssü 3 üssü yönünde uzayabiliyor. Yani şöyle düşünün bakın. Şu bizim DNA zincirimiz. Şurası 3 üssü, şurası 5 üssü ucu. DNA polimeraz sadece bu bölgeye yani üç üstü ucunu ekleme yapabiliyor. O zaman bizim zincirimiz ne yönde uzanır? Bakın 5 üstüye gidiyor. 5 üstü yönüne gittiği için 5 üstü 3 üstü yönünde uzanabiliyor sadece. Hani aklımıza ters bir şey gelmesin. Sadece 5 üstü 3 üstü yönünde uzayabiliyor. Ee, i̇ki tane replikasyon çatalı oluşuyor ya kabarcıkta. Bu iki replikasyon çatalından birinde Zincir arkadaşlar kesintisiz olarak ilerlerken diğerinde kesintili olarak ilerleyecek birazdan söyleyeceğiz. Kesintisiz zincir DNA polimeraz 3 kalıp zincir üzerinde sürekli kalıyor ve sürekli nükleotit ekliyor. Bu yüzden de bu zincir kesintisiz bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Kesintisiz zincirin sentezi için DNA polimeraz 3 bir tane RNA primeri kullanıyor. Bakın kesintisiz zincirde bir tane RNA primeri kullanılır. Ama bir de Kesintili zincir dediğimiz zincir vardır. Diğer zincir de kesintili zincirdir arkadaşlar. Şimdi bir zincirlerden bir tanesi 3 üssü 5 üssü yönünde. E DNA polimeraz da ne yapıyor? Sadece 3 üssü ucuna ekleme yapıyor. Ama diğeri antiparalel olduğu için diğeri nedir? 5 üssü 3 üssüdür. Dolayısıyla DNA polimeraz şuradaki 5 üssü ucuna ekleme yapamadığı için ne yapacak? Bu sefer parça parça üretecek arkadaşlar parça parça ürettiği bakın şuradan geliyor parça üretiyor buradan geliyor parça üretiyor biz bu her bir parçaya ne diyoruz o kazaki parçası diyoruz bu o kazaki parçaları genelde işte E.coli dediğimiz bakteride 1000 ile 2000 arasında bir nükleotide sahipken ökaryotlarda daha kısadır 100-200 nükleotit uzunluğundadır daha sonra bu o kazaki parçaları birleştirecek ve her bir o kazaki parçası için birer tane RNA primeri gerekli. O yüzden diyelim ki bir zincirde şu kesintili olan zincirde 100 tane o kazaki parçası varsa 100 tane de RNA primeri kullanılmış demektir. Kesintisiz olan da tek bir RNA primeri kullanılırken kesintili olan zincirde o kazaki her bir o kazaki parçacı için bir tane RNA primeri kullanılıyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi DNA polimeraz 3 her bir okazaki parçasını oluşturduktan sonra arkadaşlar DNA polimeraz bir devreye girer ve komşu primerin RNA nükleotitlerini DNA nükleotitleriyle değiştiriyor. Yani şöyle düşünün bakın şekil olarak şöyle göstereyim. Hatta burada da var şeklimiz. Bakın burada RNA primerleri bakın, şunlar RNA primerleri değil mi? İlerledikçe RNA primerleri geliyor. Şimdi o kazaki fragmentlerinin yani o kazaki parçacıklarını birleşebilmesi için DNA polimeraz bir devreye girer. Bu DNA polimeraz bir şuradaki RNA nükleotitlerini sonuçta RNA üzerinde RNA nükleotitleri var. Bu RNA nükleotitlerini DNA nükleotitleriyle değiştirir. Bakın burada değiştirmiş mesela değiştirerek yoluna devam eder ve böylece aslında o kazaki parçacıklarının birleşmesi için bir ortam sağlar. Peki bunları değiştirdikten sonra hangi enzim devreye giriyor? Bu sefer de DNA ligaz devreye girer ve o kazaki parçalarının şeker fosfat iskeletlerini birleştirir. Böylece arkadaşlar bütün bir DNA oluşturulmuş olur. Burada öğrendiğimiz enzimler bakın önemli enzimler. Hemen enzimlerin isimlerini yazalım. Ne vardı? İlk önce enzimimiz helikaz vardı. Helikaz enzimi zincirleri açıyordu. Sonra topo izomeraz vardı. Topo izomeraz DNA zincirlerinin birbirine birleşmesini engelliyordu. Sonra arkadaşlar DNA polimerazlar vardı değil mi? DNA polimeraz. Bunlar da önemli olan iki tanesi var. DNA polimeraz 3 ve DNA polimeraz 1. DNA polimeraz 3 kesintisiz zinciri sentezliyor, sentezler. Ayrıca kesintili zincirde de e, nükleotit eklemeleri yapar. DNA polimeraz 1 ise RNA primerlerindeki RNA nükleotitlerini DNA nükleotitleriyle ile değiştiriyor. Bunlar önemli. Son olarak o kazaki parçalarını birleştiren hangi enzimdi? DNA, ligaz, enzim arkadaşlar. Bunlar da o kazaki parçacıklarını birleştiriyor. Yine bakın burada mesela göstermiş. Bakın şurada primer var. Bakın şuradaki DNA polimeraz bir primerlerin nükleotitlerini değiştirerek geliyor bu tarafa doğru. DNA polimeraz 3 de arkadaşlar yine 3 üssü 5 üssü yönünde pardon 5 üssü 3 üssü yönünde bir sentez yapıyor. 5 üssü 3 üssü yönünde sentez yaparken bakın primeri kullanmış burada. Şu tarafa doğru gidiyor polimeraz 3. Sonra da DNA polimeraz bir yine RNA primerlerini değiştirerek ne yapıyor arkadaşlar? İşte e, o kazaki parçalarının birleşmesinde ortam hazırlıyor. DNAli gazda bakın arkadan geliyor ligaz. gaz. ligaz gazda şeker fosfat iskeletini birleştirerek bütün bir DNA'yı oluşturmuş oluyor. Evet bu şekilde biz ne yaptık aslında e, DNA'nın nasıl sentezlendiğini gördük. Oradaki enzimlerin özellikleri önemlidir. RNA primerini sentezleyen primaz enzimidir. Onu da söyleyelim tekrardan. Bunları unutmayın. Enzimlerin görevleri önemli arkadaşlar. Şimdi hataları düzeltme ve DNA tamirine bakalım. DNA tamiri nasıl yapılıyor? DNA uçları replikasyon geçiriyor mu? Daha sonra da kromatinin paketlenmesini gösterip. Bu e, videoyu bitirelim. Arkadaşlar hataları düzeltme ve DNA tamiri. Şimdi DNA eşlenirken hatalar oluşabilir. DNA polimeraz şimdi kalıp zincir üzerine e, karşı zincire nükleotit ekleyerek devam ediyor ya. Ekleyerek devam ettiği anda ayrıca bu eklemenin de doğruluğunu kontrol ediyor. Yani şöyle yapıyor. Hem diyor ben bir nükleotit ekleyeyim diyor. Hem de diyor onun doğru ya da yanlış olduğunu kontrol edeyim diyor. Kontrol ettiğinde eğer bir yanlış eşleşme varsa bu yanlış nükleotidi hemen kaldırıyor ve yerine doğrusunu getiriyor. Peki bazen gözünden kaçmaz mı? Kaçabilirdim. Mesela şöyle düşünün. İşte bir e, şeyde fabrikada mesela böyle son kontrolcü olarak çalıştığınızı düşünün. İşte kıyafet üretiyorsunuz. Kıyafetin üzerinde herhangi bir defa olup olmadığına bakıyorsunuz. Gözünüzden kaçabilir mi? Kaçabilir. O zaman ne olacak bu sefer de? Sizden sonra kontrol eden biri daha devreye girecek ve o da kontrol ederek ne yapacak? Hatayı düzeltmeye çalışacak. İşte DNA polimerazın kontrolünden kaçan bir durumda diğer enzimler devreye giriyor, giriyorlar arkadaşlar. Eğer DNA'da oluşan yanlış eşleşme tamirinde görev alan enzimlerde herhangi bir bozukluk olursa kanser gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Ve bu hastalık da kalıtım yoluyla yavrulara aktarılabiliyor. Çünkü sonuçta senin DNA'ında bir bozukluk ortaya çıkmış. Eğer üreme hücrelerinde görülen bir bozukluksa bu senin üreme hücrelerinden yavruna aktarılabilir. Yani çocuğuna aktarılabilir. Kanser gibi hastalıklar mesela meme kanseri gibi hastalıklar işte kalıtsal olduğu söyleniyor ve bu durumla alakalı olabilir arkadaşlar. Şimdi bu hatalar DNA'daki hatalar replikasyon bittikten sonra da ortaya çıkabilir. Yani replikasyon sırasında da ortaya çıkabilir, düzeltilebilir. Replikasyon bittikten sonra da ortaya çıkabilir. Eğer düzeltilmezse mutasyonlara dönüşür. Peki Hangi enzim düzeltecek? Arkadaşlar DNA'da hasar olduğu zaman nükleaz dediğimiz enzim devreye girer. Hatalı bölgeyi kesip çıkarır ve oluşan boşluk hasar görmemiş bir zincir kullanılarak doldurulur. Bu boşluğun doldurulmasında da yine DNA polimeraz ve DNA ligaz kullanılır. Bu sisteme biz nükleotit kesip çıkarma tamiri diyoruz. Yani hata olan bölgeyi kesti çıkardı. Daha sonra DNA polimeraz sayesinde Küçük bir zincir sentezledi, yerine yapıştırdı DNA ligaz sayesinde. Biz buna nükleotit kesip çıkarma tamiri diyoruz. Bunu yapan kimmiş? Nükleaz enzimiymiş. Zaten nükleotit, nükleik asit buradan gelsin nükleaz enzime. Mesela diyelim ki deri hücrelerinde DNA hasarını kontrol eden bir enzim olsun ve bu enzim bozulsun. Bu enzim bozulduğu zaman arkadaşlar, Güneş ışığına karşı duyarlılığa sebep olur. Ayrıca sonunda da deri kanserine sebep olabilir. O yüzden oldukça önemlidir. Bakın nükleotit kesip çıkarma yöntemi. Mesela burada bir hata var. Hemen nükleaz enzimi devreye giriyor. Bakın şurada. Sadece hatalı bölgeyi değil de mesela şöyle düşünün. Diyelim ki şöyle adenin, timin, guanin, stozin şeklindekisin. Diyelim ki şurası hatalı. Bu hatalı bölgeyi çıkarmak için şöyle bir iki tane daha nükleotit ileriye ve geriye gidiyor. Şu bölgeyi çıkarıyor. Daha sonra bunun yerine de yenisini DNA polimeraz ve DNA ligaz sayesinde yapıştırıyor arkadaşlar. Böylece hatayı düzeltmiş oluyor nükleaz enzimi. Şimdi biz burada hataları düzeltme mekanizmasından da bahsettik. Gelelim DNA moleküllerinin uçlarına. Replikasyon geçiriyor arkadaşlar bu DNA moleküllerinin uçları. Şimdi Telomer dediğimiz bölgeler var. Bu bölgelerden birazcık bahsedelim size. Şimdi hücre DNA'sında polimerazların ne eşitleyebildikleri ne de tamir edebildikleri küçük bir kısım var. Biz bu kısma telomer bölgesi diyoruz. Bu telomer bölgesinde arkadaşlar şimdi DNA polimerazları için şöyle bir durum var. İşte sadece 3 üssü ucunu ekleme yapabildikleri için DNA zincirlerinin 5 uç, üssü uçlarını tanımlayamıyorlar. Yani tamamlayamıyorlar oralarını. Çünkü sadece 3 üssü ucunu ekleme yapabiliyorlar. Mesela bir ökazaki parçasını düşünün. Bu okazaki ökazaki ne? Okazaki parçası kalıp zincirin en sonuna RNA primeli ile başlatılsa bile primer uzaklaştığında DNA ile yer değiştiremiyor. Çünkü nükleotidin ekleme yapması için üstü 3 üssü ucu mevcut değil sadece 5 üstü uç var. Yani bir DNA polimerazın e, çalışabilmesi için 3 üstü ucunun kesinlikle bulunması lazım. Eğer yoksa o bölgeye eşleyemiyor arkadaşlar. Sonuçta ne oluyor peki? Replikasyonun sürekli tekrarlanması sonucunda gittikçe daha kısa olan ve düzensiz uçlu DNA'lar üretiliyor. Prokaryotlarda DNA halkasal olduğu için böyle bir uç yoktur. Dolayısıyla DNA kısalması yoktur prokaryotlarda ama ökaryotlarda arkadaşlar bu bölgeler var. Biz bu bölgeleri telomer diyoruz ve bu bölgelerde gen yok. Yani gen içermiyor. Sadece nükleotit diziler dizilerinden oluşuyor. Bu diziler sürekli ve anlamsız bir şekilde tekrarlanarak uzun anlamsız zincirler oluşturur arkadaşlar ve böylece genlerin kaybolmasını engelliyor. Mesela insanlarda bulunan e, timin, timin, adenin, guanin, guanin, guanin dediğimiz bir dizi var. TTA, -g, -g, G dizisi. Bu yüzle bin arasında tekrarlanıyor. Ve her bir telomer kısalmasıyla ne oluyor? Telomer kısalması sırasında arkadaşlar, şu yüzde bin arasında bulunan bu dizi kısalarak genlerin kaybolması engellenmiş oluyor. Şöyle düşünün. Mesela benim şuram, şu bölgede DNA'mda genlerim var. Şurası genleri içeren bölge. Geriye kalan kısım ise telomer dediğimiz bölgeler oluşuyor. Şimdi DNA polimeraz her gittiğinde ne yapıyor? Burayı tanıyamıyor, her gittiğinde burayı tanıyamıyor. Dolayısıyla burası kısalıyor, 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 kısalıyor. En sonunda gen içeren bölgeye geliyor. Gen içeren bölgeye geldiğinde eğer hücredeki gen bölgesi ortadan kaybolursa zaten o hücrede o genle ilgili bir olay görülmez. Dolayısıyla bu da bazı hastalıklara sebep olabilir. Dolayısıyla bunun azaltılabilmesi için telomer dediğimiz bölgeler zaten kısalığa kısalak, kısalana kadar ne oluyor? Zaten insan yaşlanıyor. Hatta telomerlerin kısalması arkadaşlar bireylerin yaşlanmasına temel oluşturabiliyor. Yani yaşlanmanın temeli aslında telomer bölgelerine bağlı olabilir diyebiliyoruz. Peki, e, üreme ana hücrelerinde de böyle bir durum var. Üreme ana hücrelerinde bir enzim vardır arkadaşlar. Telomeraz dediğimiz bir enzim. Bu enzim, bu kısalmayı engelleyen enzimdir. Çünkü sonuçta üreme ana hücresi sürekli bölündüğü zaman eğer kısalırsa ne olur? Bu sefer DNA sürekli kısala 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 kısala... E, hücre zigota aktarıldığı zaman yani zigot oluşturmak için birleştiği zaman kısa bir DNA ortaya çıkacak ve oluşan yavrunun çok çabuk yaşlanmasına hatta ölümüne sebep olabilecek. Bu yüzden de bunları engelleyen enzim telomeraz enzimidir. Bu kısalmayı engeller ve sadece üreme ana hücrelerinde bulunur. Somatik hücrelerin çoğunda aktif değildir arkadaşlar. Belki aktif olduğu hücreler vardır ama birçoğunda aktif değildir üreme ana hücrelerinde aktif olan bir enzimdir. Telomeraz enzimi. Bakın burada mesela yine göstermişiz. Bakın DNA'nın sentezlenen kısmı. RNA primeri. Bakın şurası da eşlenmeyen kısım. Yani eşlenemeyen kısım aslında. Primer var ama DNA polimeraz ekleme yapamıyor. Her ekleme yapamadıkça ne oluyor? Burada 5 üssü işte kısmından bir kısalma meydana geliyor. Kısalma olduğunda da arkadaşlar DNA'da Kısalmalar oluşuyor. Üreme ana hücrelerinde ne vardı? Üreme ana hücrelerinde unutmayın, telomeraz dediğimiz enzim vardı. Bu enzim kısalmayı engelliyordu. Şimdi buraya kadar anlattık her şey. Şimdi gelelim, bir ökaryotik kromozomda kromatin nasıl paketleniyor? Şimdi bizlerde yani ökaryotlarda DNA'nın etrafında histon dediğimiz proteinler vardır. Bu proteinler işte DNA'nın etrafını sararak onu koruyor. Bakterilerde böyle bir protein yok arkadaşlar. O yüzden de sadece ökaryotlar için anlatacağız bu durumu. İlk önce DNA ikili bir sarmal oluşturuyor arkadaşlar. Ee, omurga boyunca yer alan fosfat grupları her bir zincirin dış kısmında bulunuyor ve negatif bir yük oluşturuyor. Daha sonra histon dediğimiz proteinler vardır. Bakın şunlar histon proteinleri. Bu histon proteinleri e, DNA kromatin yani DNA'nın paketlenmesinde sorumlu olan bir proteindir. Histon proteinlerinin amino asitleri arkadaşlar pozitif yüklü olduğu için gidip DNA'nın bu negatif yüklü olan kısmına ne yapıyor? Hemen tutunuyorlar. En yaygın olan 4 tane histon proteini vardır. Nedir bunlar? H2A H2B, H3 ve H4. Bunların isimleri önemli değil. Sadece önemli olduğu için yazdım. Yani şey olarak yazdım bilinsin diye. Daha sonraki düzeylerde paketlenmesinde arkadaşlar bu 4 tane histon önemlidir. Bakın histonlar negatif pozitif yük olduğu için ne yapıyor? Zıt yükler birbirini çekiyor. Histon proteinleri pozitif yüklüdür. DNA'nın şeker kısmı ise yani omurga kısmı ise fosfatlardan dolayı negatif yüklüdür. O yüzden birbirini çeker. Sonrasında nükleozom dediğimiz küçük yapıları oluşturuyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün bakın. Şurada nükleozom dediğimiz böyle küçük paketler oluşuyor. Birçok işte histon proteini yan yana geliyorlar ve küçük küçük paketler oluşturuyorlar. Bu paketlere biz nükleozom diyoruz. Ve bunların etrafına da DNA iki kez dolanıyor arkadaşlar. Histonların etrafına. İki kez dolandığı zaman da nükleozom dediğimiz yapıları oluşturuyor. Bakın Işık ışık mikroskobunda görülme haline bakıyoruz. Eğer ışık mikroskobunda bu histonlar düzensiz kümeler halinde görülüyorsa kromatinler biz buna heterokromatin diyoruz. Daha geniş dağılan bir kromatinse arkadaşlar, buna da ökromatin diyoruz. Mesela burada heterokromatin var, değil mi? Bakın, böyle düzensiz görülüyor. Ama ökromatine bakın, üst, üst tarafta da ökromatin var. Burada daha böyle düzenli, böyle e, yayılmış geniş geniş yayılmış, buna da biz ökromatin diyoruz. Diğer paketlenme durumlarına baktığımız zaman ise kondensin dediğimiz proteinler vardır. Proteinler arkadaşlar kondensin proteinleri merkezde bulunur ve DNA'nın kendi etrafına sarılmasını sağlar. Böylece paketlenme olayını kolaylaştırır arkadaşlar. Kondensin proteinleri o yüzden önemlidir. Bakın şuradaki kromozom da nedir? Metafaz evresinde görülen bir kromozom şeklidir. Evet böylece. DNA replikasyonunu bitirmiş olduk. Bundan sonra genden proteine yani protein sentezine geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.